Evet. Ya bu herif hem alkolik hem ilaç bağımlısı galiba ya. Baksana. Sen diğer odalara bak, ben bir yukarı bakayım. Tamamdır. Ne içersin? Ben bir şey almayayım. Önce konuşsak. Olmaz öyle şey. Çay demlemiştim, onu getireyim. Zahmet olmasın. İçerideki odalara bak. Bu ne lan? Ne oluyor oğlum burada? Yani çok durmayacaktım zaten ben. Daha yeni başlıyoruz Aslı. Daha çok zamanımız var. Ne işin var senin burada? Beni araştırıyormuşsun. Ben de yardım edeyim dedim işte. Çık. Niye bu kadar korkuyorsun? Korkmuyorum Tihir. Aslı. Gerçekleri öğrenince bir şeyleri değiştirebileceğini mi sanırsın? Çekil önümden. Aslı. Sakin olursan ikimiz de çok mutlu oluruz. Aslı bırak. Ya bırak. Ya bak, gel yanıma, yanımda olur mu? Sus. Sus. Aç şunu Aslı. Aç şunu. Arıyorum, sen Besti'yi ara. Aslı en son onunla konuşacaktı. Tamam, arıyorum. Efendim abi? Aslı evde mi Mina? Yok, senden sonra çıktı. Bir daha da gelmedi. Gelir gelmez bana haber ver. Abi ne oluyor? Açmıyor mu? Açmıyor. Efendim Mahmut. Beste, Aslı seninle mi? Ya aramak için daha iyi bir bahane bulamadın değil mi? Beste, Aslı yengem seninle mi değil mi? Az önce bıraktım. Ne oldu, niye soruyorsun? Tamam, ben arayacağım seni. Beste'nin yanında değilmiş. Aslı, of. Bırak kolu. Derya Hanım. Bundan sonra sadece ben varım. Artık. Sadece. Çık. Ben varım artık. Çık. Derya Hanım. Ben varım lütfen artık. Lütfen yapma. Konuşma. Yapma. Yine başa dönmek mi istiyorsun oğlum? Yolun
yoluna bak artık. Kendini düşün, beni düşün. Benim lütfen. Yolum diye bir şey yok artık. Biz bir yolumuz var. Onu çok uzaklara götüreceğim. Nereye gideceksin? Anneciğim yapma, ne olursun. Hayallerimdeki yere. Lütfen. Hayallerimizdeki yere. Lütfen. Anneciğim lütfen kendine gel. Mesaj geldi. Ne diyor? Konumu göndermiş. Ne olursun yapma lütfen. 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 Ne yapsan ne yapıyorsun? Cino. Hem kendini hem Aslı'yı ateş atıyorsun. Yapma. Yapma lütfen. Ne oldu? Ne yaptın anneni? Açmıyor. Gidiyoruz Mahmut. Hemen gidiyoruz. Valla kesik. Siz burada evin önünde bekleyin. Sinek bile uçmasın burada kardeşim. Hadi. Bırak. Derya. Çok korkmuş. Ne yapıyorsun? Yürü. Ne yapıyorsun Ziya? Gördüğün gibi valizimi hazırlıyorum. Bir şey açıklamayacak mısın? Döndün, her şey yolundaydı. Tekrar bir aradaydık. Şimdi ne oldu da böyle, ben anlamıyorum. O kadın mı girdi yine kafana? Sebep sensin. Sen ve bitmek bilmeyen hataların. Neymiş hatalarım, söyler misin bana? Anne, anne dayımı polisler götürmüş. Ne demek polisler götürmüş? Bilmiyorum da aşağısı olay yeri gibi. İşte yengem de ne yapacağını şaşırdı. Sen git, hemen geliyorum ben. Tamam. Herhalde bu durumda gitmeyi düşünmüyorsun. Nereye böyle bensiz? Ha? Bırak! Ya kızım, sen biliyor musun? Niye götürdüler babanı? Ben nereden bileyim anne ya? Firdevs, ne oldu? Ya Seher abla, ben de bilmiyorum ki, bir şey demediler. Polisler aldılar, götürdüler Nevzat'ı. Kızım neden bana haber vermediniz? Hala her şey çok hızlı oldu. Babam da polislere karşı hiç direnmeyince. Seher abla, bak Nevzat senden bir şeyini saklamaz. Bir şey biliyorsan söyle, gözünü seveyim. Bilmiyorum ama öğreneceğim. Elimden geleni yapacağım, sen hiç merak etme. Hatice kızım, sen anneni yukarı çıkar. Ben de avukatla bir görüşeyim. Abla ne olur bir şeyler yap. Yardım et kızım. Tamam, merak etme. Hadi anneciğim. Anne gel. Gel böyle. Anne. Fatoş bir su falan bir şey getir. Bırak! Bırak! Bırak dedim sana. Açın şu kapıyı. Barış! Siz kimsiniz? Aslı nerede? Aslı! Kimsiniz siz? Evimde ne yapıyorsunuz? Aslı! Ne yapıyorsunuz? Aslı!
bilmiyormuş gibi davranma. Aslı en son seninle konuşmuş. Oğlun nerede? Karımı nereye götürdün? Ben bir şey bilmiyorum. Barış'ı da ne zamandır görmüyorum zaten. Ablacığım her şey ortada. Barış nerede? Bizim işimizi daha fazla zorlaştırma. Bak benim şakam yok. Benim kaybedebileceğim en değerli şey şu an tehlikede. Alnındaki kanayan yaraya rağmen yalan söylediğin adamın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Oğlumun bu sefer yanmasına izin veremem. Oğlun zaten yandı. Ne kadar yanacağına sen karar vereceksin. Ulaşabildiniz mi Aslı'ya? Ben arıyorum kapalı telefonu. Bak eğer bir şey bilip bana anlatmıyorsanız. Beste, Aslı yengemi kaçırmışlar. Ne demek kaçırılmış? Ne diyorsun sen? Ya Barış denen bir sapık. Bak oğlum sana zarar vermiş. Mehmet mi o? Mahmut ne demek kaçırılmış? Barış ne alaka? Ne oluyor? Bir anlat. Anlatacağım. Sen benden haber bekle. Sen kimi kimden korumaya çalışıyorsun? Söyleyemem. Oğlumu kaybedemem. Söyleyemezsin. Karım nerede? Karım nerede? Bilmiyorum. Konuşacaksın. Mehmet. İn aşağı. Sen nereye götürüyorsun beni? Bırak. Ses sesli. Sakin, sessiz ol Aslı. Ya bırak lütfen. Ne olursun. Bırak. Ben sana bırak ya. Gir içeri. Gir içeri. Korkuyorsun değil mi? Korkuyorsun çünkü Mehmet'i tanıdım. Beni bırakmayacağını, benim peşimi bırakmayacağını senin yararını biliyorsun. Kim sesini? Mehmet yok demedim mi Aslı? Sus! Mehmet bundan sonra yasaklı kelim. Aslı! Bırak! Bırak! Mehmet diye biri yok. Gidiyoruz Aslı. Bırak ya, bir kapı kuma. Bak niye şaşırdı biliyor musun? Hayatımda ilk kez elime silah aldım. Benim karım... Senin sapık oğlunun elinde. Benim karım. Bir tek saç teli için ben dünyayı yakarım duyuyor musun? Ya şimdi söylersin. Gider karımı sağ salim alırım. Oğlunu polise teslim ederim. Ya söylemezsin. Ben zaten onu bulduğumda kafasına sıkarım. Yemin ederim bir saniye düşünmem sıkarım. Ben gözünü seveyim. Uzaklara gideceğim dedi.
hayalimdeki gibi dedi. Aslı'yı alıp karavanla dünya turu yapmaktan bahsediyordu hep. Orada tanışmışlar. Belki... Oğluma bir şey yapmayın. Hasta oğluma bir şey olmasın lütfen. Mehmet'im ne oluyor? Kimi arıyorsun? Metin, Aslı kaçırıldı. Barış diye biri. Bizim evde güvenlikte eskiden Aslı'ya takıkmış. Annesinin evine çağırmış, buradan da kaçırmış kadın bir karavandan bahsetti. Üstünde karta resimleri olan bir karavandan. Mobeselere mi bakıyorsun, kayıtlara mı bakıyorsun bilmiyorum. Bana o karavanı bul Metin. İyi ettin polis aramakla. Nereye götürmüş olabilir Aslı'yı? Ben nasıl anlamadım? Nasıl o şerefsiz işi aldım ben? Mehmet'im sabret, sabret, bulacağız lan. Az kaldı. Nasıl yaptın? Anne, ay hiçbir şey duymak istemiyorum. Biraz pozitife ihtiyacım var. Anne, Aslı yok. Ne demek yok? Mehmet'i ara, Ziya'yı ara. Duymuyordur telefonunu. Barış Aslı'yı kaçırmış anne. Ne demek kaçırmış? Barış kim? Ya anne, hatırlıyor musun? Lisede Aslı'ya takık olan Barış işte. O hastanede değil miydi? Ne zaman çıkmış? Ne diyorsun sen? Çıkmış hastaneden. İşte Aslı'nın evine güvenlik... Bir dakika. Ne güvenliği? Ne kaçırması? Ay ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Doğru dürüst anlat şunu. Anne güvenlikmiş işte. Hatice ile o nişanlanacağı gün Aslı'nın odasına girmiş, üstüne yürümüş. Aslı tedirgin oldu. Sonra da biz araştırmaya başladık. Ha, araştırmaya başladınız bir de. Kızım siz gerizekalı mısınız? Siz gerizekalı mısınız? Benim nasıl haberim olmaz bundan? Ya Mehmet'in başına bir şey gelir diye Aslı söylememizi istemedi kimseye. O yüzden anlatamadık kimseye. Ha, Mehmet'in de haberi yok yani. Ha, ben gerçekten delireceğim. Keti! Yürü gidiyoruz. Efendim Alan Nur Hanım. Eve kim gelirse bana bildiriyorsun. Komşu olur, kurye olur, hepsi hadi. Kesin kötü bir şey olmuş. Ben de ne olup bittiğini bilmiyorum Murat Bey. Apar topar alıp götürmüşler Nevzat'ı. Lütfen ilgilenin. Yani hiçbir masraftan kaçırmayın. Gerekirse bir avukat ordusu yığın oraya. Hiçbir suçu yokken kardeşimi tutamazlar orada. O kadını evden çıkar çıkmaz haberim olacak kesik. Tamam. Hadi. Nereye gidiyoruz Mehmet'im? Bilmiyorum Mahmut. Bulamıyorum. Hadi Metin, hadi, hadi. Metin bir şeyler buldum de. Doğru hatırlamışsın. Karavanı tespit ettik, Barış'a ait. Otobandan Kilyos yoluna, oradan da ormana sapmışlar. Tamam, ben hemen oraya gidiyorum o zaman, tamam? Ben ekiplerin bir kısmını oraya yönlendirdim. Bir kısmını da Barış'ın gidebileceği diğer yerlere. Aslı'nın annesi de aramış polisi. Bizim çocukları eve gönderiyorum. Belki oradan da işimize yarayacak bir şey çıkar ha. Tamam Metin, sağ ol. Mehmet. Sakın bir delilik yapayım deme. Ekiplerle birlikte hareket et. Geberteceğim Oğit'i. Sevgilim. Bak nereye geldik. Hadi. İşte geldik. Nasıl?
Beğendin mi? Manyaksın sen. Sen ve ben. Çok güzel olacak. Çok. Alışacaksın Aslı. Bize alışacaksın sen de. Çok mutlu olacağız. Sadece sen ve ben. Avukatla konuştum. Birkaç saatte ne olduğu ortaya çıkarmış. Sen niye bu kadar sessizsin? Yoksa bir şey mi biliyorsun? Ama bu böyle olmaz ki çocuk gibi. Konuşmayacak mısın benimle? Bir geliyorsun bir gidiyorsun. Anlatmayacak mısın yani? Bak, kardeşimin bize ihtiyacı var. Yapma böyle. Yoksa sormaz mı Ziya enişten mi beni çıkardı diye? Sormaz Seher. Sormaz. Ne demek sormaz? Bu aile hiç mi umurunda değil senin? Çok umurumda. Özellikle çocuklarım. Şu ana kadar bir şey demediysem onların sayesindedir. Bu ne böyle? Allah sen koru ya Rabbim, kıyamet gel. Nerede o kadın? Kim? Nerede o kadın? Ali Nur Hanım. Artık yeter. Bu işte de parmağın olduğunu biliyorum. Ne oluyor ya? Bu kadın hangi yüzle geliyor buraya? Siz haddinizi iyice aştınız. Ha, haddimi aştım öyle mi? Öyle mi? Haddimi aştım ha? Anne! Ha? Haddimi aşıyorum. Ne yapıyorsun? Ha? Anne! Ala Nur, Ala Nur dur, ne yapıyorsun? Böyle istediğiniz zaman bu eve gelip istediğinizi yapamazsınız. Ziya lütfen bir şey söyler misin? Öyle mi? Öyle mi yaparım ki? Ala Nur! O kuklalarının tek tek hepsinin ipliğini pazara çıkaracağım. Benim sinirden elim ayağım titriyor. Ala Nur, bir anlatır mısın bana ne olduğunu? Ne olduğunu bu sefer karın anlatacak. Bu sefer anlatacak. Anne, anne lütfen artık biraz sakin olur musun? Ala Nur. Ne istersen baş başa konuşalım. Baba ne konuşacaksanız burada konuşun. Bu sefer kimi kullandın? Hatice olmaz, onu daha önce kullanmıştın. Mina olmaz, Mina çok saf. Kimi buldun bu sefer? Barış'ı mı? Barış'ı mı buldun? Derdiniz nedir sizin? Ya açık açık konuşun ya da defolup gidin evimden. Barış'la ne ilgisi var? Anlatır mısınız bana bunu? Ziya Bey, Barış Aslı'yı kaçırmış. Bulamıyoruz Aslı'yı, yok. Ne? Şşş, boşuna debelenme. Bak, bize kahvaltı hazırlıyor. Hem de en sevdiğin şekilde. Allah'ın belası. Ben de seni çok seviyorum sevgilim. Söylediğim her şey hazır mı? Tamam. Para hesabında. Tekneyi hemen buraya getir. Hemen. Çok acıktın değil mi? Birazdan hazır. Merak etme.
Eğer sundurursam... Aslı! Tamam, tamam, bırak! Bırak! Artık sadece ikimiz varız. Bırak, ne olur. Sakin. Bırak! Aslı! Hadi kahvaltımızı yapalım, bak. En sevdiğin şekilde hazırladım hepsini. Çek elini! Aslı, gel buraya! Tamam, anlaşıldı, sen usul durmayacaksın. Otur şuraya. Yapmayı istemezdim Aslı ama senin su duracağın yok. Rahat dur artık. Hatırlıyor musun? Burada tanışmıştık seninle. Bu koyda, partide. Dokunma, bırak! Ne güzel gözüyordun bana. Seni belanı versin. Çek, çek elini. Kahvaltı vakti. Sevgi. Çek elini, çek! Ama bak. Yine de en sevdiğin şekilde yaptım. İstemiyorum. Aslı. Yemen lazım. Hadi bak, çok güzel oldu. İstemiyorum dedim. İstemiyorum. İstemiyorum. Hadi. Hadi. Bir lavuk. İstemiyorum. Senin yerinde olsam bir iki lokma bir şey yardım Aslı. Daha yola gideceğiz çünkü. Gelmiyorum. Seninle ben hiçbir yere gelmiyorum. Geliyorsun. Sadece sen ve ben. Bak, önce Yunanistan'a gideceğiz. Sonra nereye gitmek istersin? Hı? Roma'ya gidelim mi? Aşıklar şehri. Kocamla gidemediniz çünkü hak etmiyordu o. Ama o şehir bizi hak ediyor. Bak, bırak. Bırak. Artık sadece ikimiz. Ya bırak. Selçuk, sen abini ara. Ben de polisi arayayım. Ben polisi aradım. Zahmet etme. Mehmet nerede acaba? Yok. Ulaşamıyorum. Telefonu çekmiyor herhalde. Hala Mehmet diyorsunuz. Benim kızım kaybolmuş. Siz hala Mehmet diyorsunuz. Kızım kayboldu. Kızım, farkında mısın sen? Annemle ne alakası var bunun ya? Baba. Eğer kızıma bir şey olsun, hepinizi mahvederim. Tabii siz Karla ailesisiniz ya. Yüce Karla ailesi. Daha bir personel seçmeyi bilmiyorsunuz. Yani siz gerçekten ya geri zekalısınız ya da gerçek bir kötüsünüz. Bir psikopatı işe alıyorsunuz. Kızın odasına girmiş adam. Ama hiç fark etmediniz değil mi? Ulan dediklerini bir duysan. Ne? Ana. Bu kadar kırmış mı ya? Vallahi içinde hanımımın kızından kalma vazolar bile var.
Ama kadın da haksız değil be ablam. Nasıl haklı ya? Hanımı mı kaçırdı Aslı Hanım'ı? He? O Barış denen çocuğun manyak olduğunu nereden bilecekti? Değil mi? Tertemiz yüzü de bir çocuk ha, hiç beklemezsin. Allah'ım inşallah hayırlısıyla Aslı Hanım bulunur da ailesine kavuşur. Bir şey olmaz değil mi abla? Ha? Bir şey olmaz. Mehmet Bey peşine düştü zaten. Vallahi bilemiyorum Fatoş'um, bilemiyorum. Yani dua etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Aşk çok kötü bir şey abla ha. Baksana, tetemiz yüzü çocuğu ne hale getirmiş ya. Yok, Allah korusun. Ben aşık olmayacağım. Olduğum gibi olursa beni uyar ha. Dürt beni, bir şey yap. Aşık olmayacağım. Tamam. Tamam, dürterim. Hadi şimdi bunları toplayalım. Sonra da soğukça bir şeyler hazırlayalım. Şunu sana. Ya böyle duracak mısınız? Baba, anne, ya kadın karşınıza geçmiş sizi tehdit ediyor. Bir de yalan söylüyor üstüne. Siz de susuyorsunuz öyle mi? Kızım bu bizim özel durumlarımızın dışında. Çok önemli bir konu var şu an. Sonra konuşuruz. Hatice, senin evleneceğin adam manyağın teki çıkmış. Sen böyle nasıl sakin durabiliyorsun ben anlamadım. Ben şok oldum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. O drama queen ya, şimdi ağlar hemen. Allah Allah. Bizim derdimiz başımızdan aşkın. Sen niye benim kızıma yükleniyorsun? Kolay mı onun içinde? Ne yapalım şimdi, bir de seninle mi uğraşalım? Bık bık bık. Ben de bilmiyordum ki. Sabahtan beri Barış'a ulaşmaya çalışıyorum. Alanur, sormadan bilmeden kimseyi yargılamayalım. Ya baba, sen niye hala bu kadına açıklama yapıyorsun ya? Bize gelince bağırıyorsun ama. Asıl susturman gereken kadın burada. Ya yeter! Yeter artık! Ya siz hala neden bahsediyorsunuz? Benim kardeşim kayıp. Bulamıyoruz. Ya Mehmet kaybolsaydı ne yapacaktınız? Tamam Beste, tamam sakin. Birazdan polisler gelir. O zaman çıkar içlerindeki yılanlar. Alanur, acını anlıyorum ama özellikle çocuklarıma karşı laflarını seçerek konuş. Birbirimizin kalbini kırmayalım. Kırılacak kalp mi bıraktınız ya? Kızımı bul bana Ziya. O kadar. Komiser Metin. Metin. Bir tanem. Mehmet. Mehmet, kurtardın mı beni? Geldin. Geldin, biliyordum, biliyordum geleceğini. Bitti. Buradayım. Bitti değil mi? Çıkar hadi beni buradan, gidelim evimize gidelim lütfen. Geçti. Geçti. Geçti bir tanem. Geçti. Bitti. Sevgilim. Hadi uyan. Mehmet. Hadi uyan sen. Mehmet. Ben sana ne dedim? Gülme yasak dedim değil mi? Yazdan gidiyoruz sevgilim. Yazdan gidiyoruz. Peki sağ ol. Sağ olasın. Sağ olasın. Ne diyor? Ne diyor? Konumu belirlemişler. Oraya doğru yaklaşıyorlarmış. Neredeymiş konum? Neredelermiş? Kilios'ta bir koy. Mehmet de onlarla mıymış? Hadi inşallah hayırlı haber alırız. Nevzat'tan da ses yok. Ben biraz hava alacağım. Kötü oldum. Nereye anne? Ben de geleyim mi? Yok, yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ziya, konuşabilir miyiz? Ne konuşacaksak burada konuşalım. Odama bekliyorum. Yeni bir haber alınca söylersiniz, ben de odamdayım. Nasıl bir şey? Lütfen burada ol Aslı. Olur.
Sevgilim, her şey hazır. Gitme vakti geldi. Yoklar burada. Kolum buraya gösteriyor. Hadi. Hadi aslan. Gelmedi sen. Gel buraya. Bırak. Bırak şimdi sana gelmek istemiyorum. Bırak. Bırak lütfen bırak. Bırak ay, beni, gidin, bırak! Sadece bir dur. Gel, Mehmet! Koş! Mehmet, buradayım! Gittin sakin! Buradayım! Gittin sakin! Ay, buradayım! Gel birlikte. Yürüz. Neden birlikte oynuyoruz? Aslı! Neden? Önce sen, sonra ben. Korkma. Ben de yanına geleceğim senin için. Bırak karımı! Onu bir daha kaybedemem. Metin komiserim nerede kaldınız? Atınız konumun oradayız. Allah aşkına çabuk olun. Arbede var şu an. Hadi çabuk olun. Gözünüzü seveyim. Aslı! Çıkıyoruz. Alo, Çinlios bıldırcın koyunda bir boğulma vakası var şu an. Acil ambulans istiyoruz. Allah'ım ne oldu bunu baktım. Aslı. Nasıl gidemezsin? Mehmet! Acil, acil! Aslı, bırakın gitme beni. Kaçtı şerefsiz tekneyle. Ambulans haber verdin mi? Verdim. Sahil güvenliğine haber ver. Bu durumdan daha önemli ne konuşacak olabilirsin benimle? Sence de bütün bunlar biraz tuhaf değil mi? Yine neyin peşindesin Seher? Ben sana bu kadar kötü ne yapmış olabilirim? Şimdi değil. O kadının gözünün içine baka kaldın hep.
Hayır, kadın normalde gelmiyor ki eve. Yakıp yıkıyorsan öyle ağzın açık bakıyorsun kadına. Dışarı çıkayım diyor, peşinden gitmek istiyorsun. O bavulu da herhalde ona gitmek için hazırladın. Seher, bak beni zorlama. Sen de benim sınırlarımı zorlama. Bu evde sığıntı gibi hissediyorum kendimi. Kadın gelmiş kurumuş oturmuş oraya. Oturacak yer bulamıyorum kendime. Alihanur'un kızı senin gelinin bizim yüzümüzden kaçırıldı. Şimdi başımızı öne eğip ona yardım etmekten başka şansımız yok. Gitsin evinde beklesin. Biz haber veririz. O kadını artık bu evde istemiyorum. Anlıyor musun? Seher, bak evdeki herkes bu haldeyken beni konuşmak zorunda bırakma. Eğer konuşursam ne evin kalır ne ailen. Aslı yengem, hadi. Aslı! Aslı! Gitme. Ambulans nerede kaldı be? Arayın şunu! Yanındayım sana. Yanındayım sana. Yanındayım. Anne otursana. İyiyim kızım ben böyle. Şekeriniz şey olsun diye yaptım. Yok yok. Bırak kızım oraya, isteyen alsın. Alo Mahmut. Beste. Aslı yengem sapasağlam kurtuldu. Yapın hazırlıklarınızı, geliyoruz. Sen ciddi misin? Tamam tamam, hadi çabuk gelin, bekliyoruz sizi. Bay bay. Anne kurtulmuş Aslı. Allah'ım çok şükür, çok şükür. Tamam, çok şükür kurtuldu anne, kurtuldu. Ya. Bitti bitti hayatım. Bak gördün mü? Barış, ona ne olmuş? Ne olmuş? Gebermiştir inşallah. Oh. Bırakın onu şimdi. Aslı kurtuldu, bu çok daha önemli. Allah'ım bitti sonunda, anne geliyorlar. Evet, ne olursun beni hastaneye götürün. Eve gidiyoruz bir tanem. Bitti mi işim? Bitti. Bulamaz değil mi bir daha bizi? Asla. İçeriden çıkamaz artık. Çok korktum. Aslı. Korkma. Korktum. Aslı. Ben yanındayım bir tane. Tamam. Asla seni bir daha bırakmayacağım. Korkma. Çok özür dilerim senden. Şşş. Aslı. Ben özür dilerim. Aylanur.
Biraz daha rahatladın değil mi? İyi görünüyorsun zaten. Evet, çok şükür. Aslı kurtuldu ya. Şükür. O gelsin de biz eve gidelim artık. Düşündüm de. Keşke daha başka şartlarda bu evde görebilseydim seni. Siz hemen gitmeyin. Aslı biraz daha dinlensin. Sonra gidersiniz. E tamam, bizim evde dinlenir işte. Aile doktoruna da haber veririm. Gelir kontrol eder. Yo, ben doktora haber verdim, gelmek üzere zaten. Doktoru mu çağırdı? Evet. Hem Aslı benim de kızım. Kızlar zaten sabahtan beri bir sürü şey hazırladılar. Aslı biraz daha dinlensin, doktor kontrolünü etsin. Sonra ne yapmak isterseniz yaparsınız. Olur mu? Olur. Sen iyi bir insansın. Neyse, ben gideyim kızlara bakayım neler yapmışlar. Tamam. Bir de odasını hazırlayayım. Gelince hemen yatsın, dinlensin. Tabii tabii. Çok şükür kurtuldu ya. Ay sorma kızım, sorma. Kızlar? Ay Ala Nur Hanım, gözümüz aydın, kurtulmuş Aslı Hanım. Vallahi gözümüz aydın. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani siz bir şeyler hazırlamışsınızdır da ben de bir bakayım dedim. Aslı yemek seçer. Size söylememiştir ama. Ha, vallahi şimdiye kadar bize hiçbir şey demedi. Börek mi yapsak? Ay tamam tamam, en son burada börek yaptığımızda ortalık bayağı karışmıştı. Daha sakin bir menü düşüneyim ben. Şey şöyle, biz zeytinyağlı bir şeyler yaptık. Aa, bir de patates salatası yapalım. Aslı Hanım çok sever. Evet. Gün gibi değil mi? Zaten bu evde günün dışında ne düşünebilirsin ki? Limonata da yaparız yanına. Ay ben yaparım. Ben yaparım limonatayı hemen. Vallahi o gelinceye kadar biz her şeyi hazır ederiz. Siz hiç merak etmeyin. Ya aslında profiterolde mi yapsak ablam? Abla derken? Ay. Yok. Abla değil. Ala Nur Hanım. Abla desen. Sevdim. Ay ne diyeceğim? Aslı iyileştikten sonra güzel bir kahve içelim şöyle hep birlikte. Zinur, sen çok güzel kahve yapıyormuşsun. Fadik, sen de harika fal bakıyormuşsun, Aslı söyledi. Yapıyoruz vallahi Ala Nur Hanım. İçmez miyiz? İçeriz Ala Nur Hanım ablam. Fatış ama. Fark etmez. Seher Hanımcığım, Ala Nur Hanım ne yapıyorsun? Sıcak menemden aklınız iyice karışmış sanırım. Kusura bakmayın gerçekten. Siz isterseniz kızınızı karşılamadan önce bir hazırlanın. Ben de mutfaktaki işlerimi yapayım. Ay ne mutfakmış. Mutfağımda mutfağım, mutfağımda mutfağım. Aman al senin olsun mutfağın. Benim gözüm olan şey senin mutfağın değil hayatım. Ayrıca bugün çok mutluyum. Kimse benim mutluluğumu bozamaz. Pardon. Ne bu böyle? Nereye gitsen peşimden mi geleceksin? Siz misafir olarak yerinizi bilirseniz ben de peşinizden gelmem. Yazık sana. Ben burada olduğum için Aslı'nın kurtulmasına sevinemiyorsun bile. Aslı kızımızın kurtulmasına sevindim. Coşkumu size gösteremedim, kusura bakmayın. Ama ne yapmaya çalıştığınızın çok iyi farkındayım. Ne yapmaya çalışıyormuşum ben? Aslı'nın kaçırılmasını bahane ederek bu evde istenmediğiniz halde bulunabiliyorsunuz. Ne diyorsun sen? Durumdan vazife çıkararak bu evin hanımı gibi davranamazsınız. Sen herkesi kendin gibi sanıyorsun herhalde. Ben sana biraz kendimden bahsedeyim. Ben eğer mutluysam gerçekten mutluyumdur.
Öyle mutluluğumun arkasında sinsi planlar kurmam ben senin gibi. İçinizdeki kötülükle konuşamazsınız böyle benimle. Laflarınızı tartın, öyle konuşun. Kişi kendinden bilir işi, değil anne, mi? Anne, ne oluyor orada? Anne. Bir şey olduğu yok. Alanur Hanım'la konuşup iletişim kurmaya çalışıyoruz. Hayır, konuşmuyoruz. Sen içindeki kini kusuyorsun. Kızsan da, sinirlensen de, kızım gelene kadar buradayım. Tamam mı? Tamam. Kızınızı görüp bu evden gideceksiniz. Bu kadar net. Ona ben karar veririm. Bakın, etrafta kırılacak, dökülecek çok şey var. İsterseniz kırın, dökün, içiniz rahatlasın. Mutluluğunuzu ortaya saçın. Uğraşamayacağım artık sizinle ya. Ne oluyor burada? Çalmaya başladın anne. Beste ben. Gelebilir miyim? Gel. Aşağıda her şey çok gergindi. Sana da ters davrandık. Sorun değil. Bir nasılsın diye sormak istedim sana. İyi gibiyim. Ama aslı daha önemli tabii. Hem öyle... Hem sen de önemlisin. Senin de yaşadıkların hiç kolay değil. Nişanlının manyağın teki çıkması. Belki biliyorsundur, ben de aynı süreçten geçtim. Kocam manyağın teki çıktı. Evet. İnsanları tanımak zormuş. Evet, maalesef öyle. Ki ben onun için yıllarımı verdim, her şeyi göze aldım. Ama sen şanslısın. En başından anladın nasıl biri olduğunu. İnsan ihtiyacını görüyor belki de. Ama bir şekilde sen kendinden eminsen, ne yaptığını biliyorsan zamanla geçiyor. Çünkü insan yanındakinin bir manyak, canavar olduğunu bilse bunu bilerek devam etmez. Değil mi? Etmez tabii. Neyse, zaten Barış yakında her şeyi anlatacak. Ne olduğu belli değil mi baba? Klasik Alanur Hanım. Mina, laflarına dikkat et. Annen yaşında bir insanla konuşuyorsun burada. Kızı geri dönmüş. Sevinmeye, hazırlık yapmaya ihtiyacı yok mu? Her şeyin bir adabı var. Seher, lütfen. Çık beni odanda bekle. Seninle konuşmamız gereken şeyler var. Seher, beni burada konuşmak zorunda bırakma. Sen hazırlığını yap. Kızlar da sana ne istiyorsan yardım ederler. Bugün çok gergin bir gündü. Kimsenin kusuruna bakma. Teşekkürler. Evet, duydunuz. Kızlar, hadi mutfağa. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Seher? Yine mi suçlu benim? Evet, suçlu sensin. Aslı kurtulmuş. Annesi kızına kavuşmak istiyor. Sen neyin peşindesin? O kadının içindeki kötülüğü görmüyorsun sen. Mesele sadece bu evde olduğu değil. Evet, ben onun içindeki kötülüğü göremiyor olabilirim. Ama senin dışa vurmuş kötülüğünü gördüm. Ne demek istiyorsun sen? Daha fazla kendini küçültme. Her şeyi biliyorum Seher. Her şeyin farkındayım. Neyin farkındasın? Ne biliyorsun sen? Alanur'u zehirlemeye çalıştığını biliyorum. Yani polis sorgulayınca her şeyi anlatmaktan başka çaresi kalmayacak. Nasıl yani? Her şey derken? Yani bizim... Aslı'yla hiçbir zaman aramız iyi olmadı ama... Yani başka şeyler de mi yapmış Aslı'ya? Yazık kıza. Yok, o manada demedim. Yani koruması gereken biri varsa
koruyamayacak. Bu anlamda dedim. Tabii canım. Kimse korumasın. Suçlu olan çeksin cezasını. Sen hiç merak etme. Bu suça ortak olan herkes sonuna kadar cezasını çekecek. Barış'la en ufak bir işbirliği olsa bile. Neyse. Ben seni daha fazla yormayayım. Neden sustun? Niye cevap vermiyorsun Seher? Sen Alanları öldürmeye çalıştın. Yanlışlıkla onun içeceği içeceği ben içtim. Onu öldürmeye çalıştın. O yüzden eve geldiğinde bana sarıldın. Suçlu gözlerle baktın bana. Öyle değil mi Seher? Hayır Ziya. Benim böyle bir şeyi yapabileceğime nasıl inanırsın? İnkar etme sen! Sakın inkar etme! İnan, senin sorduğun soruyu ben de soruyorum kendime. Seher böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Nasıl yapabilir dedim kendi kendime. 30 yıllık hayat arkadaşım. Çocuklarımın annesi. Nasıl yapabilir? Sen bir insanı öldürmek istedin Seher. Sen hırsından, kıskançlığından bir insanın canını almak istedin. Sen bir insanı öldürmek istedin. Ziya ben... Sakın. Boşuna inkar etme. Şimdi iyice bir düşün. Çocuklarının bunu öğrenmesini ister misin? Çocuklarının annelerinin bir insanı öldürmek istediğini ve bunu kardeşiyle planladığını öğrenmesini ister misin? Çok şükür geldin. Çok şükür. Bırak ben geldim gelmesine de. Bu niye geldi? Kadın burada ne işi var? Anlatırım anlatırım da. Ya niye almışlar seni içeri? Ne olmuş? Ya bir tane yanlış anlaşılma işte. Boş ver şimdi beni. Burada ne oluyor? Konu ne Firdevs? Anlat. Anlatırım anlatırım da. Önce sen bana bir bir anlatacaksın Nevzat Efendi. Konuşacaklarımız çok. Yürü bakalım. Nevzat'ı sen mi şikayet ettin? Evet. Ben şikayet ettim. Seni de edecektim. Ama seni düşündüğüm için değil. Çocukları düşündüğüm için. Hiç ağlama Seher. Bunları yapmadan önce düşünecektin. Ziya ben çok pişmanım. Ziya ben çok pişmanım. Seher çekil. Gerçekten çok pişmanım. Ben kendimde değildim. Seni kaybetmekten, çocukları kaybetmekten çok korktum. Sen beni tanıyorsun. Ben böyle bir insan değilim. Ben seni tanıyamamışım Seher. Seni tanıyamamışım. Benim tanıdığım Seher çoktan gitmişti. Benim haberim olmamış. Evet çok haksızım. Bunu savunulacak bir yeri yok. Farkındayım. Ama lütfen benden vazgeçme. Tamam çekilir eskisi gibi Seher? Olmaz ama. Seher çekil şuradan. Ziya. Çekil şuradan. Bunu savunulacak bir tarafı yok ama lütfen beni bırakma. Lütfen. Ben sensiz nefes alamam. Biliyorum eskisi gibi olmaz ama boşanma benden. Ailemiz adına. Lütfen bir arada olalım. Seher çekil şunu. Çekilir misin? Çocuklarımızın adına söylüyorum sana bunu. Onların yüzüne nasıl bakarım ben?
edebinle susup oturacaksın. Eğer çocuklarından ayrılmak istemiyorsan çeneni kapatacaksın. Peki ya sen? Ben yokum artık Sel. Ben artık burada duramam. Artık sana karşı ne sevgim ne saygım var. Nevzat ve ikiniz ayağınızı denk alın. Hayat boyu yapmadığım şeyleri bana yaptırtmayın. Yoksa çocuklarını da kaybedersin. Beste hala gelmedi bunlar. Anneciğim aradım az önce konuştum. Geliyorlar yoldalar. Sen neredeydin? Hatice ile konuştum. Sebep? Yani onun da yaşadıkları zor değil mi? Ay merak etme o kendi yaşadıklarını üzülmüyordur. Şimdi Aslı sağ salim gelecek ya ona üzülüyordur o. Zaten onun için konuşmak istedim. Yani bu işin içinde bir parmağı var mı yok mu diye ama. Beste öldüreceksin beni. O Seher'in yeğeni. Onun eğitiminden geçmiş. Hiç de masum değiller. Baksana ben burada kızımın derdindeyim. Seher'in bana yaptıkları. Ne yaptı sana? Bir şey mi yaptı? Ay bir şey yapmadı. Bak sana şunu söylüyorum. Aslı geldikten sonra eğer sana bir şey yaparlarsa sakın geri adım atma. Öyle dimdik duracaksın. Tamam anne. Bizim çocuğumuz o. Haklı sebeplerimiz var bizim burada kalmak için. Tamam tamam yapacağım canım merak etme. Yani lütfen rica ediyorum. Ne diyorsun sen Firdevs? Ya Allah'tan Aslı iyi çok şükür. Vay şerefsiz. Demek benim kızımı kullandı bu iş için. Nevzat Efendi. Ben size dedim. Bu çocukta bir şey var dedim. Ama eğer benim kızıma bir şey yapmış olsaydı yemin ederim ellerimle öldürdüm onu katil olurdum. Nevzat, ha? Seni niye aldılar içeri? Yok bir şey ya, yanlış anlaşıldı. Neyi anlamışlar da almışlar Nevzat? Ya Firdevs, Allah'ını seversen sorgudan çıktım, şimdi sen burada sorguya çekiyorsun. Hı. Geldiler. Hatice! Mehmetler geldi. Geldik sevgili. Hadi. Bak evimizdeyiz. Hadi biraz gayret. Bakayım sana. İyi misin? Bir şey yok değil mi? İyi. Ambulansla ilk müdahaleler yapıldı. Oradan da hastaneye uğradık. İyi. Çok şükür. Ay. Evine hoş geldin Aslı kızım. Tamam biz odaya çıkalım. Biraz yoruldu dinlensin sonra hasret giderirsiniz. Tabii tabii ben hazırlattım odayı zaten. Gel. Ben de geleyim. Geçmiş olsun kızım.
gelmiş güzelim kızı. Perişan olmuş. Sorma Fatoş'um, sorma. Gel bir tanem. Hayatım. Ya bak nasıl göremedim, nasıl? Çık! Ben seni hiç unutmam. Çık dedim sana! Buradan! Ben sana zarar vermem ki. Barış, açar mısın lütfen? Gerek yok bunlara. Güvendesin, evdeyiz. Ben buradayım, annem burada, Beste burada, hepimiz yanındayız. Hayatım. Hadi, hadi gel dinlen biraz. Beste, sen dışarı çık istersen. Tamam, ben kapının önündeyim, bekliyorum. Bir şey ister misin? Ben bir duşa girsem iyi hissederim kendimi. Evet, evet. Ben gideyim banyoyu hazırlayayım. Baba ne yapmış o manyak Aslı'ya? Sapık herif. O şerefsizi var ya, bir elime geçirirsem. Sapık herif. Baba düzelir değil mi Aslı? Düzelir kızım, düzelir. Hep birlikte merhem olacağız yaralarına. Anneciğim. Bırakma kendini. Güzel annem. Tamam bak, üzülme artık. Aslı yanımızda iyileşecek. Biz eski güzel günlerimize geri döneceğiz. Değil mi baba? Aslı iyi misin? Aslı? 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 Sevgilim. Bayram yapsınlar şimdi. Biricik Aslıları kurtuldu. Hatice. Hatice bir bana bak, bir şey soracağım. Ha baba, sen de sor şimdi. Bu işte bir ilgin var mıydı de. Hangi parmağın bu işteydi de. Hadi söyle. Ben sana soruyor muyum halanla ne işler karıştırdığında polis seni götürdü diye. Neden hiç direnmedin diye. Sormuyorum. Siz de bana bir şey sormayı bırakın artık. Zaten bu evde olup bitenden sadece Aslı etkilenir. Hatice etkilenmez. Oh, güzel sevgilim benim. Kıyafetlerini oraya çıkardım. Gel. Benim sevgilim duştan çıktıktan sonra önce ne yapar? Saçını tarar. Saçlarını öyle çok da kurutmaz ki.
Bu güzel saçları rüzgarda kurusun. Sonra güzelce saçlarını taramaya başlar. Sonra biraz elleriyle oynar. Bu iş tamamdır. Sıralamam doğru mu? Nasıl durumu? Anne iyi mi? Hiç iyi değil, hiç iyi değil. Yaşadığı travmayı atlatması için belirli bir zamana ihtiyacı var. Hiçbir şey olmamış gibi davranması zaten sağlıklı olmazdı. Bu süreçte biz ne yapacağız? Yanında bulunacaksınız. En önemlisi güvende olduğunu hissettireceksiniz. İlaçlarını düzenli alacak, bol bol uyuyacak ve sağlıklı beslenecek. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Mehmet, doktoru duydum. Aslı'nın burada kalması hiç doğru değil. Travmaları tekrar tetiklenecek çocuğun. Lanur Hanım. Anne! Bebeğim. Anne, hiç kimse bir yere gitmesin, tamam mı? Sakın kimse gitmesin. Hayatım, kimsenin bir yere gittiği yok. Duydum ama öyle söyledin ya, o yüzden diyorum gitme. Hayır Aslı, biz hiçbir yere gitmiyoruz. Yalnız bırakmayacağız seni. Kovsalar bile gitmeyeceğim. Sen hiç merak etme. Hadi sen biraz dinlen. Hadi. İstemiyorum gözümü kapatmak. Gel şöyle. Gel dizime yat. Abla. Ziya her şeyi biliyor. Abla, ben sana yapmayalım dedim değil mi? Ne yapacağız şimdi? Nasıl yaptım böyle bir şey? Ya bu işin sonu belliydi. Başımıza bunların geleceği belliydi. İşte şimdi bittik biz. Ziya'yı tekrar kazanmam için hiçbir şansım kalmadı. Ben çocuklarımın yüzüne nasıl bakarım? Ya onları da kaybedersem? Vallahi eniştem, yaptığım her şeyin cezasını çekene kadar benim peşimi bırakmaz. Hele o Aylanur duyarsa var ya, işte o zaman hepten mahvolduk. İşte o zaman bittik. Ah abla ya. İyi bir şeyler söyle Metin. Peşindeyiz Mehmet. Her yerde arıyoruz. Kısa zamanda yakalarız. Merak etme. Annesi yurt dışına kaçacak demişti. Çıkışları kapattık. Fakat şöyle bir şey var. Barış bulunana kadar evden çıkmamanız lazım. Yani kapınıza polis arabası gönderdim ama herifin silahı var. Bulunana kadar kimse dışarı çıkmasın. Kimseyi de bir yere gönderme. Dikkatli olmakta yarar var. Tamam tamam, merak etme. Ben evdekilerle konuşurum. Bir Barış bulunsun. Ben onu ne yapacağımı biliyorum. Sen sakin ol. Ailenin yanında kal. Bu işi de bize bırak. Tamam Metin. Sağ ol. Haber ver. Merak etme. Yaşadıklarımız hiçbirimiz için kolay değil. Hepimizde uzun süre izi kalacak. Ve maalesef henüz tehlike bitmedi. O şerefsiz hala dışarıda bir yerlerde. Hepimiz, özellikle de benim karım tehlikede.
O yüzden tehlike bitene kadar, o pislik yakalanana kadar kimse bu evden dışarı çıkmayacak. Allah'ım sen koru. O nasıl olacak oğlum? Abi hiç kusura bakma, ben bu kadınla aynı evde kalmam. Kızım. Annene kızım. Mina, saçmalama. Hiç kimse görmüyor mu bu olan biteni? Anne sen görmüyor musun gerçekten? Ya bu kadın bu kadar gurursuz mu ya? Hiç kimse düşünmüyor mu bunu? Mina yeter. Düzgün konuş. Aylanur Aslı'nın annesi. Beste'de ablası. Bu ev onların da sayılır. İstedikleri kadar kalabilirler burada. Mina. Selçuk bırak. Bırak sinirlensin, kızsın. Kendince haklı olabilir. Ama öyle terbiyesizce davranamaz. Aslı iyileşene kadar bu evde kavga, gürültü, onu ürkütecek ani çıkışlar, yüksek sesle konuşmalar falan duymak istemiyorum. Özellikle de Aslı'nın yanına gidip onun canını sıkacak şeyler söyleyen olursa bir önceki sefer gibi yumuşak davranmayacağım. Güvenlikler için çağırmaya gelmiştim ama. Nasıl? Güvenlikler için çağırmaya gelmiştim. Çay. Ben yapayım. Ben koyayım. Ben halledeceğim. Güvenlikler 4-5 desek. Polis falan. Değil mi? Çok oldu. Şeker kullanır mıydınız acaba? Kullanırız. Neden? Eriyebilir diyerekten. Kullanırız. Size de zahmet olacak ama. Yok, olmayacak. Bunlar 3-5. Şey benim için hiç yani şey değil. Zorluk değil. Elinize sağlık. Çok güzel görünüyorlar. Yapayım hemen bir tabak. İstesiz kahve de yapabilirim. Yok, zahmet etmeyin. Çay yeter. Zahmet hiç değil. Adınız neydi acaba? Pala. Pala demek. Çok hoş. Ayıp olmazsa, ayıp olmazsa diyerekten soracaktım ben. Takma at gibisinden pala mı, gerçek at gibisinden pala mı? Yok, gerçek adım pala. Benim de Fatoş. Zabadana Fatoş. Direkt yazmışlar yani Fatoş diye. Kimlikte öyle yazıyor. Başka bir şey, takma at falan değil yani. Memnun oldum. Ay. Ben çok oldum. Allah Allah. Nasıl ya? Beyim. Sen dinlen biraz Zühre abla. Ben kalırım yanında. Tamam Mehmet Beyim. Aslı. Allah'ım ne oldu bunu baktım.
Aslı. Aslı! Aslı! Gitme, gitme. Kabus gördüm sadece. Buradayım ben. Abi çok gerçekti bu. Kötü bir kabus değil. Gel. Gel. Ben yanındayım senin. Geçecek sevgilim. Ya geçmez. Geçecek. Birlikte saracağız yaraları. Gelirse yine ya zarar verirse sana da. Öyle bir şey olması mümkün değil hayatım. Adam içeride polisler yakaladı dedim ya. Ya çıkıp gelirse? Hı? Ne bulursa beni yine. O herif senin yanına yaklaşamaz artık. Ama bana müsaade etme. Müsaade etme. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Mahmut. Besin. Ben teşekkür ederim. Niçin? Asya'ya yaptıkların için, Mehmet'in yanında olduğun için. Kim olsa yapardı be Beste. Hayır, kim olsa yapmazdı. Sadece senin gibi güzel insanlar yapar böyle şeyleri. Aslı kardeşimmiş gibi yanında oldun. Onu korudun. Hala da yapıyorsun. Yine olsa yine yaparım Beste. Yani Allah korusun tabii yine olmasın da. Allah korusun olmasın tabii. Aslı'nın o hali aklıma geldikçe. O yaraları. Aklıma sen geldin biliyor musun? Mahmut'a haksızlık mı ettim diye düşündüm. Ne konuda? O adamı bulup öldürmek istiyorum. Ağzını yüzünü dağıtmak istiyorum. Hani sen demiştin ya bazı insanlar sadece bundan anlar diye. Haklıymışsın. Ben özür dilerim senden. Hayır güzel gözüm öyle düşünme. Sen olduğun gibi güzelsin. Öyle kalmalısın. Güzel düşün. Naif kal. İyi niyetli ol. Seni sen yapan, değişilmez kılan da bu. O yüzden özür dileme boş ver. Mahmut. Söyle güzel gözlüm. Senin de gözlerin çok güzel. Neyse ben Aslı'nın yanına gideyim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Mehmet. Nasılsın oğlum? Nasıl olayım baba? Ben önemli değilim aklım aslında. Hayvan herif ne yaşattıysa kıza. Sürekli korku içinde. Mehmet öfkeni anlıyorum ama öfkeyi doğru yönetmek lazım. Şimdi o herifi değil de karını düşünmen gerek. Nasıl yapacağız baba? Aslı düzelecek mi? Nasıl düzelecek? Mutlaka düzelir. Mutlaka insan yara alır. Yaralar kabuk bağlar. Tamamıyla iyileşmez ama önemli olan bunu nasıl atlattığımız. Bir de yalan söyledim. Barış yakalandı dedim. Bence iyi yaptın. Bu yükü bir de o taşısın istemedim baba. Metinler ne yapıyor? Ben de konuştum ama. Bakıyorlar. Ama herif yok. Bulacağım ben onu. Mehmet, bak ne konuştuk. Öfkeyi doğru yönetmek lazım dedik. Sakin ol. Tamam mı? Önemli olan bak şu an Aslı burada, yanı başımızda. Tamam?
Hala Nurhan'ın evdekiler nasıl? O iş bende. Onu ben halledeceğim. Sen kafanı takma. Annem gerilmiştir şimdi. İster gerilirler, ister üzülürler. Şu anda önemli olan onların duyguları değil. Önemli olan bir an önce her şeyin yoluna girmesi. Haklısın baba. Oğlum, bak. Ne zaman istersen konuşabiliriz. Bütün bu yükü tek başına yüklenme. Aslan gibi baban var. Ne zaman istersen konuşabiliriz. Biliyorum baba. Sağ ol. Gerçekten. Aslı iyi mi? Bir bakabilir miyim? Tabii Beste, buyur. Size su da getirdim. Siz de çok yoruldunuz. Estağfurullah Alanur Hanım. Aslanım sağ salim geldi ya, gerisi hiç önemli değil. Çok seviyorsunuz onu değil mi? Aslanım çok çok iyi bir insan. Siz çok iyi bir evlat yetiştirmişsiniz. Teşekkür ederim. Öyledir. O da sizi çok seviyor. Sağ olsun. Ha. Ay, size evet. Bakın. Temiz pijamalar getirdim. Ay bu çok demode. Bu yoksa o kadının mı? Ben bunu giymem. Ay bak, biraz önceki o dostane konuşmalarımızın hepsini yok sayarım. Ay ben bunu nasıl giyeyim? Kusura bakmayın Alanur Hanım, bir tek bunları bulabildim. Aslı'dan bul, vardır onda. Hemen şimdi bak. Ay lütfen. Keti, Beste ile bana bir bavul hazırlayıp getirir misin Ziya'nın evine? Konumu atıyorum hemen şimdi. Tamam, teşekkürler. Otursana. Mehmet. Aslı nasıl? Gördüğün gibi işte Hatice, nasıl olsun? Mehmet, ben kendimi çok kötü hissediyorum. Sanki her şeye ben sebep olmuşum gibi. Yani ben Barış'ı tanımasaydım, onu hayatımıza sokmasaydım... belki de bunlar başımıza gelmeyecekti. Düşünme sen şimdi bunları. Hepimizi kullandı. Hadi ben neyse. Ama Aslı... yaşadıklarını hayal bile edemiyorum. Barış'a ne olacak? Er ya da geç yaptıkları ortaya çıkacak. Hesabını soracağım. Aslı'nın haberi yok. Sakın bir şey söyleme. Yok, söylemem asla. Peki o Aslı'ya bir şey söylemiş mi? Gideceği bir yer ya da başka bir şey. Doktor bir şey söylemeyin dedi, konuşmayın dedi. Of, o yüzden ben de bir şey soramıyorum. Pislik. Bizi ne hale soktu? Ya Hatice, ben bir şey merak ediyorum. Bana her şeyi söyleyen, söylenmemesi gereken şeyleri bile gelip bana söyleyen Hatice. Nasıl oldu da Barış da Aslı'nın eskiden tanıştığını bana söylemedi? Söyledim. Aslı'ya söyledim. Ama sorun olsun, aranız bozulsun istemedim. Demek ben hayatımda ilk kez mutluydum. Eğer şu anki aklım olsaydı... gelirdim, ilk sana söylerdim. Peki.
Hatice, eğer olur da bu adam sana ulaşırsa ya da ulaşmaya çalışırsa ilk bana geliyorsun. Beni Aslı için kullandı. Artık neden ulaşsın ki? Orasını bilemiyorum artık. Ben söyleyeceğimi söyledim. Güzel çıkıştı ama başarılı olmadı ha. Ya dalga geçme ya. Ya bu evde kimse benim duygularımı düşünmüyor. Ben bıktım artık. Haklısın. Vallahi babam iyice ipleri Alanur'un eline verdi. Kendi evi gibi takılıyor. Kesin bu gece de burada kalırlar ha. Ya kurtuldu işte Aslı. Abim de yanında. Ya o da gitsin artık kendi evine. Tamam sen de sakinle biraz. Zor bir dönem işte. Ya ne zoru abi. Ya o kadın bu durumu kullanıyor. Sen görmüyor musun? Ben o kadının yerinde olsam bu eve gelecek yüzüm olmazdı. Suratı bile kızarmıyor. Ya kadın kızına yeni kavuştu işte. Biraz zaman ver sen de. Abi sen iyi misin ya? O kadın babamın eski sevgilisi. Sen annemin suratını hiç mi görmedin? Ne yapsa annem bunu hak edecek? Yavrum ben de her şeyin farkındayım. İstemiyorum bu evde kalsınlar ama... git de diyemiyoruz işte. Abim haklı. Vallahi babama da helal olsun. Hem burada kalmasına izin veriyor hem savunuyor. Ne yapmaya çalışıyor ben anlamıyorum. Yok. Yok ben konuşacağım. O kadın burada kalıyorsa yemin ederim ben giderim bu evden. Mina saçmalama. Aslı'ya baktım şimdi gayet iyi. Beste de yanında zaten. Ben de iyiyim. Daha iyi olacak. Yeter ki biz bir arada olalım. Aslı toparlanacak. Biz nasıl bir arada olacağız Ziya? Anlamadım. Anlatayım o zaman. Bana bir veda mektubu yazıyorsun. Sonra geliyorsun ben senden asla vazgeçmem diyorsun. Yani o kısacık sürede ne değişti onu soruyorum. Ben mektubu yazıp Sergi'ye yanına geldim. Sana vermek isterken seni görünce dayanamadım. Seni kaybedemeyeceğimi anladım. Nasıl? Mektuptan hemen sonra mı anladın bunu? Evet. Anlamıyorum ben seni. Anlamıyorum gerçekten. Peki bana anlatmak istediğin benim kaçırdığım bir şey var mı? Anne ben dayanamıyorum artık. Söyle dinliyorum seni. O Alanur denen kadın neden hala bu evde? Ben anlamıyorum. Babam gelmiş birlikte yaşayacaksınız diyor resmen. Anne normal mi bu durum? Ya neden susuyorsun? En çok senin tepki vermen gerekiyor. Nasıl izin veriyorsun? Neden susuyorsun anne? Hepimiz çok yorgunuz. Bence uzatma bunu. Ya ne demek uzatma? Sen... düşünerek böyle yorma kendini. Her şeyin bir zamanı var kızım. Yok. Yok anne benim bekleyecek zamanım yok. Ya o kadın bu evden gidiyor ya da ben gidiyorum. Ne demek istiyorsun sen? Bir arkadaşımla falan kalırım. Bu evdeki acıları görmekten iyidir. O Barış denen çocuk dışarıda olduğu sürece hiçbir yere gidemezsin. Yok anne benim kararım kesin. Mina lütfen beni dinle. Hiçbir yere gidemezsin. Benim için çok mu kolay? İçim rahat mı? İçim kan ağlıyor benim. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Anlıyor musun beni? Bırak anne ya. Mina! Evet farkındaysan bir cevap bekliyorum. Dedim ya. Sergi'ye gelip mektubu sana vermek isterken... seni görünce dayanamadım. Seni kaybetmekten korktum. Keşke o mektubu bulmasaydım. Emin misin? Hayatımda hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım.
Peki Seher'in bu karardan haberi var mı? Biliyor mu? Ortalık durulsun, Aslı kendine gelsin. Boşanacağız. Söyledin yani. Evet, konuştuk. Anne. Gel oğlum. Görüşemedik geldiğinden beri. Başınızda onca dert varken sizi rahatsız etmek istemedim. Ne rahatsızlığı anne? Nasılsın, iyi misin? Sen beni boş ver. Siz nasılsınız? Aslı nasıl? Toparlayacak. Toparlayacağız anne. Neler gördük beraber. Öyle tabii. Aslı güçlü bir kızdır. Senin gibi. Siz nasıl babamla her şeyin üstesinden geldiniz, hala birliktesiniz. Biz de öyle olacağız. Sizin gibi dimdik. Bizi boş versen. Bizim hikayemiz farklı, sizin hikayeniz farklı. Alanur Hanım canını sıkmıyor değil mi? Sıkıyor ama görmezlikten geliyorum. Şimdi acısı taze. Ne diyebilirim ki? Hem güvenlik sorunu da var. Çıkın gidin diyebilir miyim? Anlayışın için sağ ol anneciğim. Ben kalkayım Aslı'ya bakayım. Mehmet. Efendim. Canım oğlum. Bugüne kadar bazı hatalar, bazı yanlışlıklar yaptım ama... Bunların altında hiçbir zaman kötü niyet yoktu. Biliyorum anne. Bütün niyetim sizlerin mutluluğu ve ailemizin bir arada olmasıydı. Bunu bazen başardım, bazen başaramadım. Anneciğim bilmez miyim? Sana ne kadar teşekkür etsek az. Biz senin çabanı görmüyor muyuz? Yani demem o ki sen beni bırakma. Hep yanımda dur. Hiç elimi bırakma olur mu? Anne ne oluyor? Onlar nasıl sözler öyle? Bırakır mıyım ben seni? Ne bileyim ya. Son zamanlarda yaşadıklarım beni bu hale getirdi herhalde. Sen bana bakma. Hadi kahvaltıya yenin siz. İyi, ben Aslı'yı kaldırayım. Dur ben götür. Bak. Ben götürseydim. Senin açman gereken bir kapı var hayatım. Merhaba. Keti. Alın Nurhan'ım çağırdı. Buyurun. Nihayet gelebildin. Neredesin? Getirdim Alın'ım. Keti bizimle kalacak. Ona yardımcı olursun değil mi? Burada kalacak. Bir mahzuru mu var? Yok. Ben yardımcı olayım kendisine zaman. Gel hayatım. Yok. Yok. Öyle ayaklarla girmek yok. Çıkar bunu değil. Giy onları. Hı. Gel. Ben yardımcı olayım. Gel canım. Buradan. Gel. Buradan gideceğiz tamam? Burada. Temelli yerleşiyorsunuz herhalde. Yok, burası basar bana. Her yer ahşap. Gideriz biz yakında, kalmayız. Tabii tabii. Şurada.
Buradan gideceğiz. Gez, bunun sonunu hallederiz. Gel. Günaydın sevgilim. Günaydın. İyi misin? Yani evimdeyim. Günaydın. Günaydın. Buyurun. Uyuyan güzel uyanmış. Gel bakalım biraz yemek ye. Yok istemiyorum. Ne demek yok? Ay küçükken de böyleydin sen. Ben yemeyeceğim, büyümeyeceğim. Senin küçük kızın kalacağım diyordun. Sen hala benim küçük kızımsın ama yemen lazım. Ay canım istemiyor. Ne demek canım istemiyor? Benim canım da bu kasvetli evde kalmak istemiyor ama kalıyorum mecbur. Seninle bir alakası yok Mehmetciğim. Alınmıyorsun değil mi? Yok yok. Alınmadım merak etmeyin. Hadi ye bakalım. Tamam ben kendim yiyeyim. Ay ben yedireceğim. Hadi eskisi gibi. Uçak geliyor. Bak Mehmet yer şimdi. Vallahi yerim. Hayır benim kızım yiyecek. Bız bız bız. Aferin. Yok ablam yok. Öyle olmaz. Kadın dediğin biraz etli butlu olacak. Yani tamam çok zayıf falan ama zarif. Yok be. Neresi zarif onun? Bak sana söylüyorum. Buraya yazıyorum. Bu yemek yapmasını da bil. Buna iki salça kabur desin böyle suratına bakar. Terbiye merbiye ben oralara hiç girmiyorum zaten. Yalnız saçları çok güzel. Ne? Saçları mı güzel? Ay yok be abla boya o. Ben de boyarım. Ne var ki? Herkes boyar. Ne olacak yani? Ben boya olduğunu hiç zannetmiyorum. Boya? Adı da bir tuhaf. Ne onun adı böyle? Keti. Keti. Kedi. Keti. 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 Günaydın. Bana mı seslendiniz? He sana seslendik Keti. Hazır diyoruz. Buraya gelmişken madem bizimle yaşayacaksın. Bize Alanur Hanım kahvaltıda ne yer? Söyle biz de bilelim. Tamam ben yaptım zaten. Göstereceğim. Kız ne bağırıyorsun? Anlamıyor, anlamıyor. Alanur Hanım sabahları bol yer. Bol? Bu ne kız kedi? Bol, boş versin bol. Meyve dilimlemiş işte üstü. Yine Allah'ın gücüne gitmesin de susak susak bir şey. Herkes nerede? Ne oldu büyük aile sofralarınıza? Herhalde yoruldu herkes Alanur. Gelirler birazdan, meraklanma. Ziya Bey, bizim yüzümüzden oluyor değil mi? Beste. Beste. Olur mu kızım? Burası sizin de eviniz. Öyle şeyler deme. Ya sağ olun, teşekkür ederiz. Çok incesiniz ama ya durum da ortada. Biz gitsek mi anne? Hayatta olmaz. Bu adam bulunmadan sizi bu evden gönderme. Önce gelmek istemeyen gelmesin. Ne yapalım? Bizim derdimiz değil, onların derdi. Keyfimizden kalmıyoruz burada. Mecburen kalmasak başka yerde kalabiliriz değil mi? Bodrum'a gideriz, Göce'ye gideriz. Çaylar geldi. Versin. Fatoş nerede diğerleri? Kahvaltıya gelmeyeceklermiş. Neredeler kızım? Seher Hanım odasında, Selçuk Bey'le Mina'da bahçedeler. Git Selçuk'la Mina'ya söyle. Babanız misafirleriyle birlikte kahvaltı masasında sizi bekliyorlar. Hadi çabuk. Tabii Ziya Bey. Müsaadenizle. Abi bak ben asla anlamıyorum annemin susmasını. Ya susmasını geçtim benim üstüme yürüdü. Abi sanki annem o kadını koruyor gibi ya. Ya kızım koruduğu falan yok.
Üzüldü, yoruldu kadın çok. Bir olay çıksın istemiyordur ondan yani. Yok, bana yine de mantıksız geliyor bu. Şey, Ziya Bey kahvaltıya çağırıyor da. Yok Fatoş, biz tokuz. Erkenden kalkmışlar. Yemişler de tamam. Çok sinirli. Mahmut üstünde izlemişim. Çocuklar her yere bakıyorlar Mehmet'im. Yurt dışına falan kaçabilir bu herif. Uyanık olsunlar. Sen o işleri merak etme. Annesi? Onu da adım adım takipteyiz. Sağ ol. İçeri gelecek misin? Ben biraz hava alacağım. Tamamdır. Dışarı çıkmayın lütfen. Tabii, tabii memur bey. Biraz hava almak istedim. Sen niye kahvaltıya gelmiyorsun? Bir şey yiyecek halim yok. Her şey yapmaya halin var, kahvaltıya inmeye mi halin yok yani? Benim o sofrada olmamın kime ne faydası var? Kim istiyor gerçekten? Sen mi yoksa Ala Nur Hanım mı? Ben sana söyleyeyim. Kimse istemiyor. Bak ortamı daha fazla germe. Bu evde misafirlerimiz var şu anda. Çocuk bulunana kadar misafirlere yarışır bir şekilde davranmamız lazım. Sonra zaten rahatsın. Ziya. Ne yaşadığımı görmüyor musun? Benim pişmanlığım bana yetiyor, merak etme. Seher, kendini daha fazla acındırma. Sen böyle yaptıkça çocuklar Alanur'a daha fazla doluyorlar. Bu konuda ağzımı açmadım. Onların kendi düşüncesi demek. Bir şey söylemene gerek yok ki. Tavırların zaten her şeyi söylüyor. O zaman gelip kimsenin moralini bozmayayım. Seher, o kahvaltı masasına iner misin lütfen? Hem sen değil misin biz birlik olmalıyız, aile olmalıyız diyen? Zaten elinde bir tek çocukların kaldı. Onlara sahip çıkmanı öneririm. O kız ne yapıyor? Ne bileyim, kahveye verildi. Kız! Kime yapıyorsun bunları? Bunları bize yaptım. Alanur Hanım şey dedi, Fatoş çok güzel kahve yapıyor. Ben de yapayım, yorum alayım dedim. Bana demiş. Doğrudur. Yaparım. E haydi o zaman. Sen kahveleri yap. Biz şurada oturuyoruz. Getirirsin, tamam? Haydi. Tamam. Doğru düzgün içsene. Ablacığım, önce ağızda bir döndürme suretiyle ağzımızın içindeki tat respektörlerini çalıştırmamız gerekiyor. Bu ne kız respektör? Respektör, tek de söyleyebiliyorum.
Valla kızım gayet güzel olmuş. Ellerine sağlık. Hem öyle kolay değil cezvede kahve yapmak. Ama Alanur Hanım cezve de seviyor kahve. Fatoş sen sevdin mi? Şimdi Keticiğim. Bir Fatoş kahvesi diyemem buna. Ama hiç o suratını asma. Çünkü bu asla kötü bir kahve değil. Bravo. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sevgilim. Hadi gel. İnelim. Bizimkiler kahvaltı yapıyordur. Senin de bir havan değişir. İstemiyorum ben inmek. Hayatım kendini odaya kapatma. Hayat devam ediyor. Hem sen odaları kapanacak ne yaptın ki? Bilmiyorum. Aslı. Ben seni çok seviyorum. Her halini, her şeyini, her yaptığını seviyorum. O yüzden kahvaltıya iniyoruz. Benim sevgilimin güzel yüzünü herkes görsün. Tamam. Tamam, yürümek istemiyorsan ben seni uçururum o zaman. Bırak, tamam bırak. Mehmet bırak. Bırak lütfen. Tamam. Lütfen. Tamam. Tamam. Özür dilerim. Ben özür dilerim ben. Yani öyle tepki vermek istemedim aslında. Geçti bir tane. Hepsi arkamızda kaldı. Korkma. Geçecek değil mi? Geçecek. Sana söz. Bir tek anını bile hatırlamayacağız. Bundan böyle yapacağımız her şey Aslı için. Eğer bunları yaparken bazıları size zor geliyorsa, Aslı'nın yaşadığı zorlukların yanında yaşayacağınız hiçbir şey değil. Bu yüzden sizden ricam, zor olan bir durumu daha fazla zora koşmayın. Aslı'cığım, gel otur şöyle. Aslı, kızım seni yeniden bu sofrada görmek çok güzel. Yedin mi odadakileri? Pek yedi diyemeyiz. Olsun, kalabalıkta iştahın açılır. Ben bir şey yemesem kahve içeceğim sadece yani. Ya tamam, üstüne gitmeyin. Ne zaman isterse o zaman yer. Mina, iyi misin? İyiyim. İyiyim Aslı, sen iyi ol da ben daha iyi olacağım. Koy bakalım parmağını. Yok, böyle koyacağım. Soğumuş mu? Soğumuş. Ver bakalım. Neyse halim, çıksın falim. Neyse halim. Neyse halim. Çıksın falim. Çıksın falim. Haydi bakalım. Bak. Yolun var mı? Yolun varmış. Ama artık yokmış. Gitmiş yani, tıkalı. Ama bak, onun hemen yanında. Bak, hemen yanında bir yol daha var. Gidiyorsun Allah, gidiyorsun. Gidiyorsun Allah, gidiyorsun. Epey de iyi gidiyorsun. Güzel. Yani bu kız hoş. Güzel yani. Güzel, güzel. Abla. Niye bölüyorsun ama? Pardon, kusura bakma. Ama devam et. Bak, çok güzel. Aa, kız,
dedi. Bak çok iyi, çok iyi bir şey. Bak burada yol, gittiğin yolu orada kısmet var. Yağız. Hoş bir delikanlı, uzun boylu. Ama burada değil, uzakta. Kız, niye böyle oldu bu? Suat'a düştüm. Kız, bunun memlekette acaba kısmet kötü bir şey mi? Keti? Keti, kısmet var. Kısmet iyi bir şey. Aşk, love. Güzel, güzel. Benim kısmetim yok artık. Savaşta öldüm. Ay çok zor. Ben onu çok seviyordum ama... ama yok artık. Ben onu her gün düşünüyorum. Keti. Sarı keti ya. Keti ya. Sarı kızım benim ya. Aman be kızım. Kahve yaptım size Anur Hanım. Kızlardan öğrendin mi bir şeyler? Aranız nasıl? Gayet iyi Anur Hanım. Sen de göster onlara, severler senin yemeklerini. Tamam. Afiyet olsun. Mersi. Niye arıyor bu gereksiz? Efendim Serpil? Niye arıyorsun devamlı? Ali Anur Hanım, söylemem gereken bir şey var. Eğer özür dileyeceksen özür mözür dileme, bitti o iş. Bu zehirlenme olayı bizimle alakalı değilmiş. Ne demek o? Garsonu almış polisler. Birini bilerek zehirlemek istemiş. Kimi? Onu bilmiyorum ama haberiniz olsun dedim. Bir de azmettiricisi varmış. Ne diyorsun sen? Enişte. Dün geceden beridir içim içimi yiyor. Aslı kızımız eve geldi çok şükür. O yüzden ben de gelip hem seninle konuşmak hem kendimi anlatmak istedim. Yemin ederim ben yapmayalım dedim. Ama ablamı durduramadım. Ben her şeye tövbe etmiştim enişte. Bak her şeyimin üzerine yemin ederim, inan bana. Ya ablamı tanıyorsun, beni de tanıyorsun. O bana bir şey yap dedin, yapıyorum. Yoksa böyle şeyler yapacak bir adam değilim ki, sen beni tanıyorsun. Beni en iyi sen tanıyorsun. Yemin ederim ben sadece emir kuluyum enişte. Sen var ya, sen bir insanı gözünü kırpmadan öldürebilecek kadar şerefsiz bir adamsın. Senin burada değil de hapislerde çürümen lazım. Oraya da gireceksin, merak etme. Bugüne kadar sustuysam, çocuklarım, kızın masum karın için sustum. Eğer bir daha Alanur'un kılına zarar gelirse... Şimdi yıkıl karşımda. Kimmiş azmettiricisi? Biliyor musun? Yok, polis paylaşmıyor bilgiyi. Tamam, bak eğer herhangi yeni bir şey öğrenirsen hemen beni arıyorsun, okey? Tabii Ayla Anur Hanım, merak etmeyin. Bundan sonra hiçbir şeyin, hiç kimsenin sana bize zarar vermesine izin vermeyeceğim. Barış denen herif cezasını çekmeden bana rahat yok. Ne oldu Mehmet? Bir şey yok hayatım. Onunla mı ilgili? Evet. Yakalandı değil mi? Evet, evet. Avukatla konuşuyordum yani. Alabileceği en yüksek cezayı alması için uğraşıyorlar. Sonunda bak. Kurtulduk. Oh, geçti. Kurtulduk Seyit.
Nevzat'ı neden karakola götürdüler? Nereden çıktı şimdi bu? Basit bir soru sordum sadece. Şirketle ilgili bir karışıklık olmuş. Sonra da salmışlar. Bir bilgi geldi bana. Galerideki zehirlenme besinden değilmiş. Biri kasten zehirlemiş. Azmettiricisi de varmış. Yani ne tesadüf ki Nevzat'ı da karakola götürüyorlar. Senin bu konuyla ilgili bana anlatacağın bir şey var mı? Mina bırak şunları, delirmişsin sen ya. Evet delirdim. Evet delirdim Beste, beni siz delirttiniz. Sizin bu evden gitmeme ısrarınız delirtti. Sizin yüzsüzlüğünüz delirtti. Derhal çık bu odadan, sen kendinde değilsin. Çabuk çık. Ya sen kimin evinden kimi kovuyorsun, sen çık git. Senin hiç utanman yok mu ya? Benim kardeşim neler yaşadı görmüyor musun? Ya sen kafayı mı yedin, biz burada keyfimizden mi oturuyoruz, bırak. Beste hiç keyfiniz kaçmış gibi durmuyor ama. Bak Mina. Beni yapmayacağım şeylere yaptırtmaya zorlama. Yapsana Beste. Yap bakalım, hadi yap. Ne oluyor bakalım? Değil mi sizden cevap almaya çalışmaktan? Gerçekten. Sen kafana takma. İkisi ayrı şeyler. E sen hiç şaşırmadın. Demek ki haberin vardı bu zehirlenme olayından. Ben... Evet. Benim haberim vardı. Ne biliyorsan bana da anlatacaksın Ziya. Hastasın sen. Ben de hastayım. Ben hasta değilim Beste. Ben hasta değilim. Benim yanımda kim olsa aynı şey yapardı biliyor musun? Mina bırak şunları lütfen ya. Çocuk musun sen? Neler yapıyorsun? Ben mi çocuğum? Ben mi çocuğum Beste? Siz de hiç masum değilsiniz ama bak. Hoş geldin Alanur, hoş geldin. Bak işte baş sorumlu geldi. Anne elbiselerini kesiyor. Tamam bir sakin olun. Yeter artık, gidin bu evden. Yeter gidin. Kimse istemiyor bak sizi bu evde. Sakin. Alanur, Beste. Lütfen çıkın bu odadan. Ziya Bey, lütfen kızınıza sahip çıkın. Ne dediğini bilmiyor. Lütfen bizi kızımla yalnız bırak. Gel Beste. Eserinle gurur duy. Kusura bakmayın, ben de en az sizin kadar şaşırdım. Dolduruyorsun çocukları. Sonra sonuç? Kimseye tek kelime dahi etmedim. Aksine sakin olmalarını söyledim. Yalan söyleme. Hepsini kendine benzetmişsin. Beste yürü, şu kaostan bir çıkalım. O ne biçim söz? Kaybetmek ne demek? Baba ben o kadını ne zaman görsem bak seni kaybedeceğim aklıma geliyor. Hayır olur mu öyle şey? Beni kaybetmeyeceksin, sana söz veriyorum. Baba sen görmüyor musun? Baba görmüyor musun? Bizim ailemiz dağılıyor baba. Ailemiz dağılmayacak. Senin üzülmene de izin vermeyeceğim, ailemizin dağılmasına.
Baba izin vermezsin değil mi sen böyle bir şeye? İzin verir miyim böyle bir şeye? Ama senin bana yardımcı olman lazım. Tamam mı? Kırıp dökmek, aileleri dağıtmak çok kolay. Aileler dağıldıktan sonra birleşmesi çok zor. Bu yüzden bana yardım et. Tamam mı kızım? Tamam mı güzel kızım? Baba bırakma beni. Tamam mı? Ben seni bırakırım. Sen hep benim yüreğimdesin. Nevzat, sen nasıl bir insansın? Sen insan mısın? Ne oluyor lan? Senin için kararmış. Fıtratınız bu demek ki sizin. Kötüsünüz siz, kötü. Hasbinallah. Firdevs ne oluyor? Durdursana sana. Senin içinin kötülüğü var ya, o Seher ablandan geliyor demek ki. Ya ben bunca yıl nasıl evli kalmışım seninle ya? Hay ben aklıma tüküreyim. Bak yemin ederim cinlerim tepemde hıncımı senden almayayım ha. Seher'le ne işler karıştırdığınızı öğrendim. Ama sanma ki bunlar yanınıza kalacak. Herkes affetse ben affetmeyeceğim seni. Bak hiçbir şey bildiğin gibi değil, tamam mı? Ben sana anlatacağım. Görürsünüz siz. Herkes her şeyi öğrenecek. Görürsünüz. Firdevs. Görürsün. Of! Şu manyak bulunsun da gidelim bu evden bir an önce anne. Tamam gideceğiz. Ama bak daha önce de konuştuk. O zamana kadar kimsenin sana boyun eğdirmesine izin vermeyeceksin. Anne duymuyor musun neler diyorlar bizim hakkımızda? Ya ne olur gidelim artık buradan ya lütfen. Bebeğim biz kardeşin için buradayız lütfen. O zamana kadar dimdik duracaksın. Konuştuk ama bunu. Tamam. Konuştun mu Mina'yla? Konuştum. Daha da sakinledi. Ziya Bey kusura bakmayın ama kızınız biraz haddini aşıyor. Beste, kızım sen ondan büyüksün. Biraz daha alttan alman gerekirdi. Onu sakinleştirmeye çalışman lazım. Pardon ama bu halde olan benim kardeşim. Ya biz burada zorunlu olarak misafiriz. Siz misafirlere böyle mi davranıyorsunuz? İyi de. Mina benim kızım. Onun karşısında duramam herhalde. Onun kırılmaması için elimden gelen her şeyi yaparım. Tamam. Bizi Ziya Bey'le yalnız bırak lütfen. Ama anne rica ediyorum lütfen. Bitmedi sevgilim. Yakında tekrar buluşacağız. Hayatım. İyi misin? Ne oldu? Bana yalan söyledi. Kızını koruyup kollamaya çalışmanı anlıyorum. Yani kızlarım söz konusu olunca ben de öyleyim. Kızlarım üzülmesin diye elimden geleni yapıyorum. Ama sen bir şeyi kaçırıyorsun. Bir kızını kollarken diğer kızını eziyorsun.
Bence anladın ne demek istediğimi. Gayet anladın. Beste senin kızın.